Kendinizi ne kadar tanıyorsunuz? Yaratıcının bizi nasıl mükemmel yarattığını, bizi yaratırken hangi güzel donanımları, imkanları, potansiyelleri de bize verip gönderdiğinin ve içinde yaşadığımız dünyada neler yapabileceğimizin farkında değiliz. Kendimizi tanımadığımız, sahip olduğumuz yeteneklerin farkına varmadığımız zaman da başarılı olma şansımız tabii ki ortadan kalkmış oluyor. Başarılı olmak için önce kendimizi keşfetmemiz gerekiyor. Başkalarını tanımadan önce kendimizi tanımamız ve geliştirmemiz gerekiyor. Aynanın karşısına geçtiğinizde aynanın karşısında bir vatandaşı görüyorsunuz. Enteresandır. O aynanın karşısında gördüğünüz vatandaş aynen size benziyordur. Şaşırırsınız. Tebessüm edersiniz, bir bakarsınız, aynanın karşısındaki vatandaş da size tebessüm ediyor. Sağ kaşınızı kaldırdığınızda bir bakarsınız ki o da sağ kaşını kaldırıyor. Siz geri geri adım atarsanız o da aynısını yapıyordur. Siz ona yaklaştıkça onun da size yaklaştığını görüyorsunuz. Onun içindir ki bu görüntü aslında bir hadis-i şerifin tecellisidir. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, mümin, müminin aynasıdır diyor. Yani karşıdaki mümin sizin aynanızdır. Siz tebessüm ettiğinizde, hayatın da size tebessüm ettiğini, siz suratınızı astığınızda, aynada görünen vatandaşın, yani hayatın da size adeta surat astığını görüyorsunuz. Diyelim ki aynanın karşısına geçtiniz. Bir baktınız ki karşınızda gördüğünüz vatandaşın yanağında bir toz ve kir var. Elinize süngeri alsanız, dünyanın en iyi temizlik maddelerini alsanız, saatlerce aynadaki adamın yanağındaki lekeyi, tozu silmek için uğraşsanız, saatlerinizi harcasanız da nafiledir. Bakarsınız ki neredeyse ayna kırılacak ama aynadaki vatandaşın yanındaki kirden zerre kadar bir şeyin gitmediğini göreceksiniz. Bir ara sıkılıp da elinizi kendi yanağınıza sürdüğünüz an, bir bezle yanağınızı sildiğinizde o saatlerce ne yapıp edip karşıdaki vatandaşın yüzünde kaldıramadığınız lekenin kendi yüzünüzde birkaç saniyenin içinde gittiğini görürsünüz. Ve o ara bir mucize gerçekleşir. Biraz önce saatlerce uğraştığınız, bir türlü temizleyemediğiniz o aynadaki vatandaşın yüzündeki leke de temizlenmiştir. Kendinizi düzeltirseniz dünya düzeliyor. Anne baba kendini düzeltirse çocuk değişiyor. Gençler kendilerini değiştirirse anne baba, okul, öğretmen değişiyor. Şu an ders durumlarından memnun olamayabilirsiniz. Üniversite, lise ya da KPSS'ye hazırlanan gençler, sınavlara iyi hazırlanmadığınızı düşünüyorsanız, çalışma temponuzdan memnun değilseniz, bunların düzelmesinin tek bir yolu var. O da sizin düzelmenizdir. Siz düzelince göreceksiniz ki dersler de düzelmeye başlayacak. Siz kendinizi düzelttikçe sınavlarınız, denemeleriniz de düzelmeye başlayacak. Siz kendi keşfinizi yapmaya başladıkça içinizde bir yerlerde, bir köşelerde saklanan üstü örtülü o muhteşem değerlerinizi, potansiyelinizi keşfetme yolculuğuna çıktığınızda neler yapabileceğinizi göreceksiniz. Yaratıcı olan Allah'ımız bizi mükemmel bir şekilde yaratmış. Bizim içimizde muhteşem potansiyeller var. Bu potansiyeli keşfetme yolculuğuna çıkın. Kim olduğunuzu sorgulayın ve iç dünyanızı gözlemleyin. Doktor Verdi Kankılıç bir şiirde şöyle diyor. Kitaplar, kağıtlar vermedi bir sır. Aynalar siz deyin bana, ben kimim? Serseri dolaştım bir nice yıldır. Baba bir söz söyle, ana ben kimim? Düşmüşüm kimsesiz uzun bir yola. Ben bittim, düzlükler bitmiyor hala. Ufuklardan cevap gelir mi ola? Çığlık savursam dört yana, ben kimim? Annenize de, babanıza da sorsanız, kitaplara, aynaya da sorsanız, çığlıklar da atsanız, onlar sizin kim olduğunuzu söyleyemeyeceklerdir. Sizin kim olduğunuz içinizde saklı. Ancak kendi iç dünyanıza kim olduğunuzu sormaya başladığınız zaman, kim olduğunuz ortaya çıkmaya başlayacak.
Ünlü romancı Dostoyevski 18 yaşındayken bir arkadaşına bir yazı yazıyor. Diyor ki, bütün hayatını insanı çözmekle geçiriyorsan zamanını boşa harcadığını sanma. Ben bu işi uğraş edindim. Çünkü insan olmak istiyorum. İnsanı keşfedeceğiz ki biz de o keşfettiğimiz insanın özelliklerini kendimize yakıştırabilelim. İlave edebilelim ve biz de insan olabilelim. Yine bir Fransız düşünür, bütün kainatın, bütün varlıklarına sormamız gereken soru şu. Kimsin? Nereden geliyorsun? Ne olacaksın? Olmalıdır diyor. Sen kimsin? Ben insanım ve Allah beni yaratılmışların en güzel olarak yarattı. Geldiğimiz yer, ne olacağımız, nereye gideceğimiz ve kim olduğumuz belli. Ne olmak istiyorsun diye sorulduğunda bir öğrenciye, bilmiyorum hocam, bir bakalım herhalde bir baltaya sap oluruz diyor. Üniversite sınavına girmiş gençler sınavdan çıkmış, soruluyor. Nereyi kazanmayı düşünüyorsunuz? Hocam, şu sınav sonuçları bir açıklansın, puanlar bir belli olsun, bir yerlere gideriz. Bu saatten sonra öğrencinin gidebileceği yer neresi olur? Artık son günler, son dakikalar kalmış. Puanlar açıklanacak da puanların yettiği yere göre bir yerlere gidilecek. Demek ki bu gencin bir hayali ya da ideali yok. Ne olmak istediğini kendini keşfedememiş. Siz kimsiniz? Nereden geliyorsunuz? Nereye gideceksiniz? Bu soruları sormamız lazım kendimize. Bu dünyaya boşuna gelmedik. Şu an boşuna nefes alıp vermiyoruz. Lüzumsuz bir hayat yaşamıyoruz. Bu hayatın bir anlamı, bir nedeni, duyarlı gençliğin hayatının duyarlı olması lazım. Mevlana Hazretleri de bu konularda yollara düşmüş. Dün akşam Mevlana elinde lambayla şehri dolaşıyordu. Diyordu ki, "Usandım artık kötü ve vahşi ruhludan. Ben insan isterim, insan. Gönlüm rahatsızdır, zayıf ruhlu, hemrahtan. Ben Allah'ın aslanı ve zal olur üstebi isterim." Dedim ki, biz de onu ararız. Fakat bulmak ne mümkün? Dedi ki, işte ben bulunamayanı isterim.